Erdoğan Beyaz Saray'dan ayrıldı. Washington Büyükelçiliğimizin rezidansına gitti. Kanaat önderleriyle buluştu. İşte tam bu sırada dışarısı fena karıştı. PKK yandaşları gösteri yapmaya başladılar. Tepki gösteren Türklerle kavgaya tutuştular. Amerikan polisinin müdahalesi yetersiz kalınca Türk korumalar devreye girdi ama Amerikalı polisler bu sefer de Türk korumaları engelledi. Türkiye Büyükelçiliğinin önünde kıyasıya bir meydan kavgası vardı. Yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Amerikan polisi yetersiz kalınca tansiyon daha da yükseldi. Erdoğan, Trump görüşmesinin ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansına gitti. Cumhurbaşkanı kanaat önderleriyle görüşürken dışarısı karıştı. Bir grup terör örgütü sempatizanı rezidansın önünde gösteri yapmaya başladı. Önce Erdoğan'ı görmek için gelen Türk vatandaşlarıyla protestocu grup arasında arbede yaşandı. Hanginiz ülke sahibi oldunuz? Orta Doğu'yu 85'e böldüler. Grup Türklere önce megafon sonra su şişeleri fırlattı. Arbede sırasında bir Türk vatandaşı başını aldığı darbeyle yaralandı. Amerikalı polisler yetersiz kalınca devreye Türk korumalar girdi. Tekmeler, yumruklar ard arda geldi. Amerikalı polisler göstericileri bıraktı, Türk korumaları engellemeye çalıştı. İçlerinden biri daha da ileri gitti, demir copunu çıkarıp vurmaya başladı. Türk koruma karşılık vermek için geriye döndü. Karşısındakinin polis olduğunu anlayınca durdu. Amerikalı polislerin Türk korumalara karşı sert tavırları dikkat çekti. Rezidans önünde toplanan grup da kavgaya dahil olunca istenmeyen görüntüler yaşandı. Rezidansın önündeki arbede dakikalarca devam etti. Türk korumalar protestocu grup dağılana kadar müdahaleyi bırakmadı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç dışarı çıkarak polise tepki gösterdi. 9 kişinin yaralandığı olayda Amerikan polisi 2 protestocuyu gözaltına aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan olaylar sürerken rezidansın bahçesindeydi. Bir süre izledi, grup dağıtıldıktan sonra da ayrıldı.